Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün doğada bulunan yabani meyveleri anlatacağız. Herhangi bir şekilde doğada bulunurken, gezinti yaparken, kamp kurarken veya başka bir sebeple bulunduğumuzda etrafımızda birçok meyveler olacaktır. Özellikle ormanlık alanlarda, yine dağlık alanlarda bulunan meyveleri sizlere tanıtacağız. Birbirinden lezzetli ve aynı zamanda çok şifalı özelliği olan bu meyveleri, ülkemizde en çok bulunanları bu videomuzda sizlere anlatacağız. Alıç meyvesi dağlık alanlarda yetişen bir ağaç meyvesi ve parçalı yapraklarıyla birlikte küçük kırmızı, siyah ve sarı meyveleri olan türleri mevcuttur. Orman ve fundalık alanlarda bolca bulunur. Sağlam bir bitki olması nedeniyle ülkemizin hemen her bölgesinde yetişebilir. Bu meyveler toplanarak taze tüketilir. Çok şifalı özellikleri olmasına karşın oldukça da lezzetlidir. Bu nedenle sirkesi çok yoğun olarak yapılır. Marmelatı, reçeli ve yine kurutulan meyvelerinden şifalı çay yapılarak tüketilir. Kuşburnu bitkisi, çalı formunda büyüyen yağışlı rutubetli bölgelerde yetişmesinden dolayı ülkemizin hemen her bölgesinde rastlayabileceğimiz çalı şeklinde ağaç formunda bir bitki. Yabani gül türündedir ve kırmızı renkli meyveleri oluşturur. Bu meyveler sonbaharda ve özellikle kışın olgunlaşmaya başlar ve şifalı olarak tüketilir. İçerisinde bol miktarda A vitamini vardır. Bu özellikle marmelatı, reçeli ve en çok da soğuk algınlığına karşı şifalı çay yapılarak tüketilir. Kuşburnu bitkisi. Böğürtlen ya da yabani ahududu. Yaprakları dikenli ve istilacı olan bu tür sarılıcı olarak büyür ve daha çok çit bitkisi olarak kullanılır. Ayrıca ülkemizin hemen her bölgesinde yine yetişme imkanı bulur. 2 metreyi bulabilen boyuyla çit bitkisi olarak kullanımı yaygındır. Meyveleri koyu bordo ve siyaha yakın ve içerisinde çok yüksek miktarda antioksidan olduğu için vücut bağışıklığını ve vücut direncini arttıran bir özelliğe sahip. Ayrıca olgunlaşmış meyveleri çok lezzetli tüketilebilir, reçeli yapılabilir, meyve suyu da yapıldığı bilinmektedir. Dağ çileği. Dağ çileği daha çok dağlık alanlarda, yine ormanlık, fundalık alanlarda yetişen, kendiliğinden oluşan bir meyvedir. Çilek meyvesinden oldukça küçük yapıda ancak daha yoğun aromaya ve tada sahip, yaprakları testere dişli ve yine hoş bir tadı ve lezzeti olan bir meyvedir. Rengi normal çilek gibi, yapısı normal çilekten biraz daha küçük. Meyvelerin yüzü ve dokusu hafif kumlu gibidir. Bu çok şifalı bitki toplanarak özellikle bolca taze tüketilir ve marmelatı, reçeli yapılarak kullanılır. Yabani elma. Açık ormanlık arazilerde, nadiren sık ormanlıklarda yetişen elma, normal bildiğimiz elmanın yabani formudur ve oldukça küçük meyveleri mevcuttur. Meyveler çiğ olarak tüketilmesine karşı daha ekşi ve daha yoğun aromalı olduğu için genellikle pişirilerek şifa niyetine kullanılır. Ayrıca marmelat ve reçeli yapılır. Yabani elmanın kurutulan meyvelerinden çok şifalı çay yapılır. Bu çay özellikle antioksidan kaynağı bakımından zengin olup bağışıklığı güçlendirici özelliği vardır. Çakal eriği. Halk arasında güvem eriği de denilen bu bitki, çalı formunda ve dikenli yabani bir erik türüdür. Meyveleri normal eriğe benzer ancak daha küçük ve daha parlak siyah renklidir. Koyu kahverengi dalları ve uzun dikenli oval yaprakları mevcuttur. Ormanlık alanlarda ve fundalık kısımlarında yetişir. Antioksidan bakımından çok zengin olduğu için kanser araştırmalarına konu olmuş bir bitkidir. Bitki hafif buruk ve oldukça lezzetli bir tada sahip olup marmelatı çokça yapılır. Ayrıca suda kaynatılarak elde edilen meyve suyu da hem şifalı hem de lezzetli olarak tüketilir. Menengiç meyvesi. Dağlık alanlarda yetişen bir ağaç türüdür ve kırmızı renkli meyveleri oluşturur. Bu meyveler daha sonra morumsu renge bürünerek olgunlaşır ve tüketilebilir. Anadolu'da çokça çerez olarak tüketilen bu bitkinin meyveleri öğütülüp kurutulduktan sonra kahvesi de yapılır.
Menengiç meyvesi kalp sağlığı başta olmak üzere birçok şifalı özelliği var. Muşmula veya döngel. Ormanlık alanlarda yabani olarak yetişen bir meyvedir. Dikenli dalları, uzun yaprakları ve küçük armuda benzer esmer renkli meyveleri vardır. Meyveler olgunlaşmadan tüketilmez. Olgunlaşınca hoş bir koku ve tada sahip olan meyveler taze olarak tüketilir. Özellikle bağırsak sisteminin çalışmasında çok etkilidir. Taze tüketiminin yanında marmelatı yapılarak da çokça tüketilen bir yabani orman meyvesidir muşmula. Hünnap meyvesi. Hünnap meyvesi yaprakları derimsi ve yumurta şeklinde olan 5-6 metre boylanabilen ve yine kahverengi sarımsı renkte yuvarlak oval meyveler oluşturan bir bitkidir. İlginç bir tada sahip olup tadı elma ile armut arasındadır. Gevrek bir dokusu olan meyveler vitamin ve mineral açısından çok zengindir. Çok şifalı özelliği vardır. Taze tüketiminin yanında kurutularak çok şifalı çayı da yapılır hünnap meyvesinin. Yabani iğde, kuş iğdesi. Ormanlık alanlarda yetişen zeytine benzer yapraklarıyla ve yine yuvarlak zeytine benzer kahverengi meyvelerini oluşturan şifalı bir meyvedir. Özellikle kuş iğdesinin küçük iğde yapısındaki meyveleri kurutulup veya şifalı çay yapılarak tüketilir. Meyvenin içerisi unsu yapıdadır ve oldukça şifalıdır. Kabuklu meyvelerin iç kısmı olgunlaşınca ve unsu bir yapıya dönünce yenilebilir özelliktedir. Özellikle solunum yetmezliği için çayının yoğunlukla kullanıldığı bilinir. Koca yemiş meyvesi. Ağaç çileği de olarak bilinen ve çileğe benzer yuvarlak, üzeri pütürlü, kırmızı renkli meyveleri oluşturur. Orman altlıklarında yetişen bu ağaç meyveleri toplanarak taze olarak tüketilir. Meyvelerin içerisinde bulunan bir çeşit alkaloid çok tüketildiğinde sersemlik verir. Ancak kıvamında tüketildiğinde çok şifalı özelliği olan, farklı aromalara sahip birkaç meyve tadını barındıran lezzetli bir yapıdadır koca yemiş meyvesi. Mersin meyvesi. Ormanlık alanlarda yetişen murt veya hambeles meyvesi olarak da adlandırılan küçük siyah renkli veya beyaz renkli formları olan bir meyvedir. Hafif buruk tadı olan hambeles meyvesi özellikle şeker hastalığı ve yine solunum sorunlarına karşı çokça tüketilir. Mevsiminde taze olarak tüketilen hambeles meyvesi kurutulduktan sonra çok şifalı çayı da yapılır. Bu çay diyabet hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir özelliktedir. Delice. Kurak ve çorak ormanlık alanlarda yetişen yabani bir zeytin türüdür. Deliceler küçük meyveler oluşturmasına karşın oldukça şifalı bir özelliğe sahiptir. Normal zeytin içerisinde bulunan bileşikleri çok fazla bünyesinde barındıran ve özellikle salamurası yine zeytinyağı çok makbul olup doğada kendiliğinden yetişen ve küçük meyveler oluşturan yabani bir zeytin türüdür delice. Üvez meyvesi. Ormanlık alanlarda yetişen bir ağaç türü olup yuvarlak ve ovalimsi meyveler oluşturur. Üvez meyvesi olgunlaştıktan sonra muşmula gibi tüketilebilen bir bitkinin meyvesidir. Özellikle sindirim sistemi üzerine çok faydası olan üvez meyvesi kabızlık giderici ve ishal yapıcı bir özelliğe sahiptir. Bağırsakları oldukça uygun bir şekilde çalıştıran bu meyve mevsiminde bolca tüketilmelidir. Ateş dikeni meyvesi. Çalı formunda ve daha çok süs bitkisi olarak kullanılan ateş dikeni bitkisinin kırmızı ve turuncu renkli meyveleri vardır. Bu meyveler özellikle kalp sağlığı için tüketilmelidir.